Kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Amacın ne? Ya bir dakika, bir sakin olun. Yanlış anladınız. Dün tahmin ettiğiniz gibi bir şey olmadı aramızda. Ne? Tamam, olmadıysa şey yapmayalım o zaman. Tamam. Fazla şey germeyelim yani ortalığı. Çünkü henüz Ahmet'le bir birlikteliğimiz yok. Henüz mü? Yani hayırlısı. Nasıl, kısmet tabii bu işler. Tabii orası öyle, kısmet. Şimdilik sadece arkadaşız. Ama gelecekte ne olur bilemem. Bilinmez inşallah. Ya kızım sen ne diyorsun? Ne arkadaşından bahsediyorsun? Ya ben seninle arkadaş falan değilim. Ha, doğru doğru. Biz arkadaş falan değiliz. Ahmet benim için bir kahraman. Kahraman mı? Evet. Eğer Ahmet olmasaydı ben şu an Boğaz'ın derin sularında boğulup gitmiştim. Ne diyorsun kızım sen? Ne arıyorsun Boğaz'ın sularında falan? Kızım yoksa sen Allah muhafaza kendini mi intihar etmeye kalktın? Evet. Dün ailem beni istemediğim bir adamla zorla evlendirmeye kalktı. Ben de düğünden kaçıp Ahmet'in arabasına bindim. Ama ne gidecek bir yönüm ne de sığınacak bir yerim vardı. Canıma kıymaya karar verdim. İndim arabadan, atladım denize. Ahmet de peşimden koşup geldi, çıkardı beni denize. Eğer Ahmet olmasaydı şu an hayatta değildim. Ah kızım, ne diyorsun ya? Ya ben... Oğlum gel lan buraya, ya gel. Baba gel, bak şimdi oğlum, bizim durağın şeyini aldı bu. Bak şimdi durağın şeyini aldı. Bir şey anlatmana gerek yok oğlum. Baba, oğlum dudaktan kart aldı. Durur dur, durur dur. Ay oğlum, benim aslan oğlum. Anne oğlum, bak sen tanımıyorsun. Anneciğim, anneciğim. Gel gel. Anneciğim tanımıyorsun diyorum. Bak gel şey yaptın. Kahraman. Anneciğim. Ne oldu? Anne! Ne oldu lan? Anne! Ne oldu kız? Ne oldu? O veysi sıfası mı üzdü seni? Yok babacığım. Ne anlat. Ne oldu kızım? Ben ona demedim mi ha? Ya bir... Bak benim kızımı üzersen bir daha seni bitiririm demedim mi? Baba... Demedim mi? Dur ha? Dur babacığım. Demedim mi lan? Dur. Babacığım ya. Nerede o dingin? Nerede o veysi dingin? Ya sen neyin peşindesin? Senin. O zaman rica ediyorum benim peşimi bırak. Aslında benim senin peşinde falan koştum yok. Ama Evren sürekli yollarımızı kesiştiriyor. Evren mi? Sabah senin yanından giderken bir daha seni görmek gibi niyetim yoktu. Ama tam sizin dükkanın önünden geçerken bileğim burkuldu. Annen de görüp yardım etti. Bileğime koymam için buz verdi. Ya görmüyor musun bunun Evren'den bir işaret olduğunu? Ha, annemin sana buz vermesi mi Evren'in bir işareti oluyor? Yani şöyle, eğer bir kız hoşlandığı erkeğin annesiyle tanışıyorsa o iş tamamdır demek. Nasıl tamamdır? Hani derler ya Allah tamamına erdirsin inşallah diye. Öyle tamamdır. Ha bir de şey, düğünden kaçtım diye ailem bana küstüğü için acil iş bulmam gerekiyordu. Sizin camdaki ilanı görünce hemen başvurdum. Ne oldu? Konuşamam şimdi. Şimdi hiç söyleyemem. Söyleyemem şimdi ben. Söyleyemem. Allah. Allah. Hayırdır reisi? Fikir versininizi alırım yani diyorsun. Bilmiyorum. Gel buraya Betül. Mesela gel. Allah! Kızım sen niye söylemiyorsun bize ya? Ne olduğunu bir anlat. Ne diyorsun? Bir anlat bir ne olduğunu ya. Bırak gelsin. Bırak. Gelsin gelsin. Dur dur. Oğlum sen niye benim kızımı üzüyorsun lan? Ha niye üzüyorsun oğlum kızı? Niye ağlatıyorsun bu kızı? Ben sana uyarmadım mı? Babacığım üzmedim ki. Niye ağlıyor bu kız? Babişko ben sevincimden ağlıyorum. Sevinçten mi? Evet. Ne oldu ki? Neye sevindin bu kadar? Efendim ben şöyle ifade edeyim. Bir dakika ben ifade edeyim.
Biz ve Isişko ile birlikte karar verdik. Bankaya gideceğiz, ev kredisi çekeceğiz. Eve giriyoruz. Aa, gerçekten mi? Ev, ev kredisi. Hazır faizler bu kadar düşmüşken biz dedik ki bir ev alalım da şöyle şey evli olalım, evimiz olsun yani. Evet. Yarın öbür gün belki bebeğimiz olursa bebişkomuz kendi evimizde büyütelim dedim dedik. Ya evet. Vallahi aferin. Helal olsun ya. Aferin damat ha. 40 yılın başı bir gözüme girdin lan. Kendisi Allah iyi oldu be kızım. Ha, ay canım benim. Babam. Aferin ay. Sana. Aferin. Nasıl koşun benim ya. Aferin size. O kim? Aa. Ha o şey. Olsun olsun hadi. Aa. Bankaya gidelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hayırlısı, hayırlısı. Ya hayırlısı da şimdi biliyorsunuz babacığım bu kredi işlerinde bazen şeyler falan oluyor. Öyle bir zor durum olursa acaba bana kefil olur musunuz? Tabii, tabii olur oğlum. Olur. Olur. Telefon mu çalıyor içeriden ya? Yok. Telefon çalıyor canım. Bir saniye ya. Siparişi kaçmasın. Bir saniye. Dur. Yani Suzan bu babanın bana olan düşkünlüğü gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Aman bırak beni Isişko hadi. Anneciğim ben size evde üstünü değiştirsin sonra biz direkt bankaya tamam. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Bay bay. Hadi ama dikkatli ha. Gel bakalım. Ey Allah. Anneciğim Çağla da tam gidiyordu. Niye? Kovuldu çünkü. Kim kovdu? Ben kovdum. Ya ben daha 2 saat oldu işe başlayalı. Niye kovuluyorum hemen? Sicilim bende pek parlak değil o yüzden. Bırak bakayım şu kızın kolunu. Ne yapıyorsun sen? Bu dükkan benim. Kızı ben işe aldım, bir tek ben kovabilirim. Sana ne oluyor? Ya anne sen bunun nasıl bir deli olduğunu bilmiyorsun. Yok bilmiyorum. 2-3 saattir biz beraberiz. Hiçbir deliliğini görmedim kızın. Anneciğim, sizin bu oğlunuz biraz asabi mi? Biraz. Anneciğim mi? Evet, burada herkes acır anneye anneciğim diyor. Benim de içimden öyle demek geldi. Tabii sizin için de mahsur yoksa anneciğim. Ne mahsur olacak kızım? Tabii ki de hem de dilinde alışmış olur böylece. Sağ olun anneciğim. Anne bak başına büyük bela alıyorsun söyleyeyim. Aman babanla evlenirken babaannen de öyle söylemişti. Başına büyük bela alıyorsun diye. Sonradan ne oldum? Melek oldum. Ay gerçekten de melek gibisiniz ama anneciğim. Vallahi öyle. İyi vallahi tamam bunu sen istedin. Sen uğraşacaksın onunla. Ben burada çalışmıyorum, sen uğraşacaksın. Allah şimdiden kolaylık versin, ben kaçıyorum. Aa, dur. Nereye? Sana ne? Sana ne? Oğlum sen ne biçim... Ya bir kızla öyle konuşulur mu hiç? Ben seni böyle mi büyüttüm, böyle mi terbiye verdim? Hep babası bozdu bunun terbiyesini, hep. İşe gidiyorum, oldu mu? Ama şey, sufle var. Suflen yarım kaldı, bitirmeyecek misin? Bitirmeyeceğim sufle. Ama arkandan ağlar. Ay çok tatlı ya, arkandan ağlar diyor. Ye ye gel. Ya içine sadece çikolata değil, sevgimi de koydum. Ay çok tatlı ya, şunun tatlılığına bak Ahmet. Hadi geç, süfreni bitir sonra gider. Geç. Ver diyeceğim, ye. Ver. Öyle ayakta olmaz oğlum, otur şöyle yavaş yavaş ye. Güzelce ye. Ben de ayakta kalmayayım. Sen de kızım ayakta kalma, otur. Heh. Güzel güzel sohbet ede ede ye oğlum. İnziva vakti nerede aranacak
haklının hakkı. Dinlemeliydim vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmak da varmış maalesef. Bana bıraktıklarınla teselli yavında. Demek ki elleri boş, dönmekte varmış. Bugünleri görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdın bir kere. Gitme demem bile, kalsan ne... Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.